Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İlyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden yine size bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimizin ismi merdiven oyası. Çiçekli merdiven oyası arkadaşlar. Çok zarif. Böyle kendi tülbentin renginden arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aslında biraz daha yeşilimsi arkadaşlar koyu çıkıyor galiba kamerada. Modelimiz bu şekilde. Evet, çiçekli merdiven oyası. Şimdi püf noktalarıyla sıralı bir model altı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önce bunun çekimini yapmıştım pembe ile sıralı olarak çiçeği ile beraber. Herhalde kamerada biraz da pek net çıkmamıştı inşallah. Allah'ın izniyle bu sefer güzel bir çekim yaşarız arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Dediğim gibi tek renk yazmanızın üzerine yaparsanız daha da hoş duracağından eminim. İlk başlarken de arkadaşlar aynı şekilde sık iğne ile battımızın içine bu şekilde giriyoruz. Sık iğne ile girdik arkadaşlar. Bir tane zincir çekip tığımızın başına da bir defa doluyoruz. Yandaki tığ battıya girdik. 2 2 olarak aldım. Buraya bu şekilde arkadaşlar küçük bir trabzan yaptım. Buraya dört tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bu trabzanımın arasından girip sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Buraya bir tane kirpikli trabzan yaptık. Yine bir defa tığımın başını doluyorum. Yandaki tığ battıya girip 1 2 2 olarak üç seferde bu şekilde trabzan yaptım. 3 sefer daldığım için bir tık daha uzun oldu arkadaşlar trabzanım. Yine dört tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi buradaki trabzanıma kapattım. Badal badal yavaş yavaş yukarı doğru gittiği için arkadaşlar boyamızın ismi çiçekli merdiven oyası. 2 defa doladım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 2 3. trabzanımı da bu şekilde yaptım. Bunun üzerine de 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi buradaki trabzan en son yaptığım trabzanın arasını sık iğne ile kapattım. Yine 2 defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının için arkadaşlar giriyorum. 1 2 2 2 olarak bakın arkadaşlar badal badal yavaş yavaş uzun bir trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. En son yaptığım trabzana kapattım. Buna çiçek yapacağımız için arkadaşlar bir fazla büyük yaptık. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 en son yaptığımız trabzanımızın içine 6 tane sık iğne aynı tığ battının arkadaşlar trabzanı yaptığım tığ battının içine 7. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar yaptım. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Merdiven badalımızın bir tanesini bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Hemen bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum yandaki tığ battıya 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir trabzan arama kapattım bir tane kirpik yaptım bir defa doluyorum tığ battıya girdim 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar ikinci trabzanımı yine 3 seferde aldım bir tık büyük yapmak için 4 zincirli kirpiğini kapattım. 2 defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 2. 3. trabzanımı da bu şekilde yapıp üzerine 4 zincirli kirpiğimi kapattım. 2 defa doluyorum. Hemen bir yandaki tığ battıya girdim. 1 2 2 2. Bu şekilde 4. trabzanımın tepesine 5 tane zincir çekiyorum kapatıyorum arkadaşlar son yaptığım trabzana bu yuvamız çiçeğimiz için o yüzden 5 çektik buraya arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 7. de aynı tığ battanın içine bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturduk. Yapmış olduğumuz bu modelimizi alıyoruz. En son yaptığımız bu 5 zincirli arkadaşlar yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde ipimi yuvaya tutturdum sık iğne ile. 5 tane zincir 2, 3, 4 ve 5. Yaptığım sık iğnenin içine yuvaya değil arkadaşlar sık iğnenin içine şöyle iki katlı alırsak bu şekilde arkasındaki sarıdan da tam ortasında girişsek çok güzel duracak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane de yuvama sık iğne yapıyorum. Böyle kirpikler daha belirgin duruyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen buradaki sık iğnemin içine bu 5 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Böyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Hemen kirpiyi kapattıktan, 5 zinciri kapattıktan sonra yuvaya girip bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi buradaki sık iğnemin içine kapattım. 3 kirpik oldu. Tekrar sık iğneye şey yuvaya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi sık iğnemin arasından giriyorum ve buraya kapatıyorum. Tekrar yuvaya bir sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü kifrimi yaptım. Bu da 5 beş zincirim. 5. ve sonuncu kirpiğimi de arkadaşlar buradaki sık iğneme kapatıyorum ve yuvaya girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Bir tane de pembe yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 zincirli en son yaptığımız yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile pembe ipimi sabitledim. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğnenin üzerine arkadaşlar daha görüntüsü hoş durduğu için kirpikler belirgin durduğu için sık iğneye kapatıyoruz bu şekilde tekrar yuvaya bir tane sık iğne yapıyoruz 5 zincir onu da arkadaşlar bu yaptığımız sık iğnenin içine kapatıyoruz bu da ikinci kirpi tekrar yuvaya sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. 3. iltim. Yuvaya sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım bu şekilde sık iğnenin üzerine. Evet arkadaşlar tekrar sonuncu kez sık iğne 5 zinciri sık iğnemizin Şöyle arkadaşlar. Arkasındaki ipi de alacak şekilde kapatıyoruz. Ve son kez yuvaya bir tane de sık iğne yapıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıtı pıtı gördüğünüz gibi rengarenk böyle çiçekli bir merdiven oyamız oldu arkadaşlar. Çok zarif, çok hoş oldu. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu şekilde yakında gösterelim. Hoşçakalın.